Rockstar Games dün Twitter'da yani Elon Musk'ın saçmalaması sonrası X olan platformda yaptığı açıklama ile Aralık ayının başlarında GTA 6'nın resmi fragmanını yayınlayacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından videoyu yaptığım anda 157 milyon görüntülenme ve 1 milyonun üzerinde beğeni alan bu gönderi tüm zamanların en çok beğenilen ve etkileşim alan oyun gönderisi oldu. Oyun severler 2013 yılından beri geliştirilen GTA 6'nın fragmanının nasıl olacağını ve ne zaman çıkacağını merak edip duruyor. Bundan tam 10 yıl önce çıkan ve satış rekorları kıran serinin bir önceki oyunu GTA 5, 185 milyondan fazla kopya satarak Minecraft'ın ardından tüm zamanların en çok satan ikinci video oyunu olmuştu. GTA 5 çıkış yaptıktan 3 gün sonra 1 milyar doların üzerinde bir gelir elde etmişti. Buna göre GTA 6'nın da çıkış yaptıktan sonra bir hafta içerisinde 2 milyar dolardan fazla bir gelir elde etmesi bekleniyor. Geçenlerde ortalıkta bir fragman dolaşıyordu. İzlediğimiz bu fragmanda Jason ve Lucy adlı karakterlerin GTA 6'da başrolde olacaklar anlatılıyor. Ne kadar gerçeklik payı var bilinmez. Ancak geçtiğimiz yıl bilgisayar korsanları tarafından GTA 6'nın bazı görüntüleri sızdırıldı. Mutlaka izleyenler olmuştur. Bu karakterler korsanların yayınladığı ve GTA 6'da sızdırılan oyundaki karakterlerle aynı. Orada da bir kadın ve bir erkek var ve bu fragmandaki karakterlere çok benziyor. Tabii yayınlanan bu videolardan sonra Rockstar firması ağa izinsiz erişimden dolayı dava açmıştı. Ve Rockstar'ı hackleyen iki İngiliz hacker 2023 yılının ilk aylarında Londra'da görülen bir ceza davasında suçlu bulunarak tutuklanmıştı. Bilgisayar korsanları tarafından sızdırılan bu görsellerde başrolde ilk kez bir kadın karakterin olduğu anlaşılıyor. Aralık ayında yani önümüzdeki ay çıkacak olan GTA 6 fragmanında her şey daha bir netlik kazanacak. Rockstar Games dün Twitter olarak yazılan ancak X olarak okunan platformda yaptığı açıklama ile Aralık ayının başlarında GTA 6'nın resmi fragmanını yayınlayacağını açıkladı. Açıklamada, "Gelecek ay Rockstar Games'in 25. yılını kutluyoruz. Aralık ayı başlarında yeni GTA'nın yani GTA 6'nın ilk fragmanını yayınlayacağımızı size duyurmaktan büyük heyecan duyuyoruz," yazıyordu. Bu açıklamanın ardından videoyu yaptığım anda 157 milyon görüntülenme ve 1 milyonun üzerinde beğeni alan bu gönderi tüm zamanların en çok beğenilen ve etkileşim alan oyun gönderisi oldu. 2 milyar dolardan fazla gelir elde etmesi beklenen bu oyun, oyun tarihindeki en pahalı eğlence ürünü olacağı anlamına geliyor. Çünkü Yüzüklerin Efendisi güç yüzüklerinin yapım maliyeti 715 milyon dolardı. Ve Karayip Korsanları Gizemli Denizler'de filminin yapım maliyeti ise 378 milyon dolardı. Bu bütçe oyunun geliştirme sürecini ve piyasaya sürüldükten sonra yapılacak olan reklam ve içerik oluşturma çalışmalarını da kapsamakta. Öte yandan GTA 6'nın haritası GTA 5'e göre 2 kat daha büyük olacak ve Vice City'de de geçeceği neredeyse netleşti. RDR2'de bulunan birçok şey oyunda olacak. Bunlar acıkma, yorulma, sakalların ve saçların uzaması gibi, hatta GTA 6'da bunların daha gelişmiş versiyonları olacak. Bu görüntü de yine GTA 6'dan olduğu iddia ediliyor. O kadar çok GTA 6 videosu paylaşan var ki aslında hepsi GTA 5'e mod yapılmış hali. Ama beceriyorlar. Oyunda hiç olmayan karakterlerle sanki farklı bir oyunmuş gibi bir hava katıyor. Bana göre bunların içinde yapılan en iyi oyun videosu ise işte bu. Kim bilir, belki de GTA 6 böyle bir şey olacak. Is there anything else I can help you with, sir? Would you like a complimentary dinner tonight? Well, that almost makes up for the ineptitude of this place. I'm glad to hear it. Thank you.
Evet, bugünlük de bu kadar. Başka bir videoda tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.